Şimdi yavaş yavaş iç siyasete doğru geçelim. Şimdi altılı masanın bir açıklaması oldu Hüseyin Bey. Ne dediler bu altılı masa? Bir uzun bir şeydi, ben tam bakamadım biz yayına girerken. İki sayfalık bir metin hazırlamışlar. Bir metin hazırlamışlar. O kadar özensiz, o kadar dikkatsiz ki kendi isimlerini bile altına yazma ihtiyacı duymamışlar. Uzun bir metin, karınca duası gibi ve onu öyle servis etmişler. Bakabildiniz mi siz, ne var ben içinde? Ben kısmen baktım yayına gelmeden önce. En çok öne çıkan madde ve yani siyaseti ilgilendiren, halk, vatandaşlarımızı ilgilendiren konu, altılı masa uzun zamandır, yani yaklaşık neredeyse bir yıl oldu. Bir yıldır devam eden bu tartışmalarda, müzakerelerde, toplantılarda, çay kahve sohbetinde kim önce adım atacak, kim nerede oturacak tartışmasında nihayet bir karara vardılar. Vardıkları karar şu: imza altına aldılar ve dediler ki biz tek adayla gideceğiz. Ama adayın kim olduğu belli değil. Adayın kim olduğu hala belli değil. Yani vatandaş, bunu birazdan uzun uzun konuşacağız. Bizim Hatay'da insanlar şunu söylüyorlar: bu çok konuşulan bir konu. Bu programa da herkes çok selamlarını söyledi. Bu da üzerimde kalmasın. Aleykümselam. Selam Allah'ın selamıdır. Şimdi insanlar diyor ki ya daha yani çay mı içecekler, kahve mi içeceklere karar veremeyen bir grup Türkiye'nin temel meseleleri hakkında nasıl karar verecek? Bugünkü akşamki toplantıya geldiğimizde ben bugün tek adayla girileceğiz açıklamasını doğrudan bir talimat olarak görüyorum. Çünkü burada hem Deva Partisi'nin farklı bir yönelimi vardı, hem Gelecek Partisi'nin farklı bir yönelimi vardı ve Temel Karamollaoğlu'nun farklı, yani herkesin bildiği sır ama kimse bunu açıklamıyor. Bu noktada ilk defa bir üst aklın talimat biri vererek... Biri dokundu mu diyorsunuz yani bunları? Nasıl? Talimattan dokundu bence mu? Bence talimatın verildiği çok açık, net. Ve burada siz bu kadar bir araya geldiyseniz tek adayla ne talimatı verdiler? Talimat şu: bu tartışmaları sonlandırın kendi aranızda. Çünkü bu talimat nasıl oldu? Asıl niye talimat verildi ve neden talimat verildi? Bir, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık aleni, resmileşti. Özellikle Engin Altay'ın açıklaması, Kemal Kılıçdaroğlu önce gönüllerin adayı dedi, sonra Kemal Kılıçdaroğlu sözde değil özde aday dedi ve Kılıçdaroğlu'nun tavrı, söylemine bakıldığında, bizim Hatay'da bir söz var. Derler ki ağzını büzmenden Ömer düğücüğün belli. Şimdi burada altılı masa da değil. Bir de buna da bir açıklık getireyim müsaadenizle. Ben şimdi halkın arasında dolaştığımda vatandaş diyor ki sayın vekilim, siz altılı masa diyorsunuz da bu masa altılı masa değil. Bu masada hepimiz biliyoruz. Ben şimdi sorayım. PKK ve FETÖ var değil mi? PKK var mı? Var. 7. Ondan sonra peki FETÖ var mı? Var. Peki bu 7-8 bilinmezi bir araya getiren bir üst akıl var mı? Var. Nereden biliyoruz bunu? Biden'ın açıklaması çok net değil mi? Yani Tayyip Erdoğan karşıtı güçlerle biz yan yana geleceğiz. Bu peki ifade, bunlara biz Biden ittifakı diyebilir miyiz? Biden ittifakı çok net diyebiliriz bence. Amerika ittifakı, Biden ittifakı, dokuzlu masa, bu çok net olarak halk buna zaten evet, bu tabiri şimdi veriyor. Bir cümle daha tamam söyleyeceğim. Yani bu masa tartışması aslında bu masanın da konusu değil. Fakat ya bunlar kendilerini çok önem atfediyorlar. Göreceğiz yani. Bakın bütün ben bir soruyla kapatacağım bana gelen sözü. Ya bu kadar bu tartışmalar var da bu CHP'nin oyu niye artmıyor Cemil Bey? Ya ben de bir size soru bakalım sorayım. Göreceğiz. Şimdi Mustafa Bey, Biden ittifakı diye şey yaptık. Biden'ın kendine şey ve talimat hayır verecek hali yok. Bunlara kim veriyor talimatı? Evet, Biden oraya seçtirenler veriyor. Öyle mi? Ve şu anda da onun arkasında duranlar ve koruyanlar. Öyle mi? Ve Trump'ı da bir sonraki seçimde aday olmasını engelleyenler yapıyor bunu. Yani öyle mi? Evet, ben öyle düşünüyorum. Siz de Hüseyin Bey gibi bir talimat geldiğini hissediyor musunuz? Ben şimdi şey metni okuyunca şöyle diyor metin. Milletimiz emin olsun ki ortak cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenler değil diye herkesin cumhurbaşkanı olacak. Bu metin aslında bence Kılıçdaroğlu'nun bir adım daha
ileriye atmış olmasını ön plana çıkarıyor. Ya Kılıçdaroğlu kesinleşti mi deniyor bu? Yani Kılıçdaroğlu metni hazırlayanlar muhtemelen onlar. Ama bu metin böyle hani tek adayla değil, yani ortak adayla çıkacağız. Zaten bunları şu ana kadar hep söylediler zaten. Yani bütün toplantılarında biz ortak adayla çıkacağız. Ama sürekli yan çiziyor, bir Babacan yan çiziyor, bir Davutoğlu şöyle, çiziyor, bir o şöyle, çiziyor, bir bu doğru. Çiziyor. Doğru. Şimdi mesela Ali Babacan, yani şöyle dedi Ali Babacan, dedi ki aslında şeyde bir araya gelmemiz, bundan sonra bir araya gelmemiz nezaket gereği bir araya gelmemiz söz konusu olabilir dedi. Sonra ortak adaydan önce protokol dedi Ali Babacan. Yani ondan, bu ortak adaydan önce çok daha önemli şeyler var. Şey Temel Karamollaoğlu daha yeni demecinde dedi ki ya aslında son yerel pardon mecliste seçimle ilgili yapılan kanun değişikliğinden evet. sonra bu altılı masanın bir araya gelmesinin bir anlamı kalmadı ama ister istemez biz bu işi devam ettireceğiz dedi. Şimdi bütün bu çelişkilerden sonra muğlak da olsa hani ortak aday konusunda yolumuza devam edeceğiz gibi bir muğlak bir tabir var. Ama bunu buraya yazdıran, onları bir arada tutan, HDP'yi o masada tutan, aslında HDP o masanın ruhu, onu söyleyeyim. Biz bu 6 tane iki CHP ve İYİ Parti artı 2 tane 3 tane küsurat partisini bir araya koyduğumuzda benim aklıma şu geliyor. Yani bunlar 6 tane sıfır. Toplasan da sıfır, çünkü Cumhurbaşkanımız karşısında HDP'nin desteği olmadan kazanamayacaklarını biliyorlar. Bir araya gelmelerinin bir anlamı olmadığını da biliyorlar. Ancak bunların başına HDP'nin seçmenlerinin birini koyarsan bir anlam ifade edebiliyor. Netice itibariyle bunları bir arada tutan, elinde sonunda HDP ile bir araya getirecek ve HDP'nin şu anda dile getirdiği bütün taleplerini, eğer Allah korusun böyle bir şansları yok, alandayız biliyoruz ama bütün taleplerini hayata geçirecek. Ben daha çok FETÖ seziyorum içinde bunun ya. Yani şimdi HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti'nin olduğu kasetle, yerde kasetle genel başkanının tayin edildiği yerde MHP'ye kolap koyamadıkları için başka parti açtıkları İYİ yerde İYİ Parti'ye parti kurduranlar AK Parti'den ihanet içerisinde ayrılıp onlara gaz verenlerin hepsi, eğer tabir bir şey açıklamak gerekirse, bunların hepsi elin parmakları ve bilek sözünü ettiğimiz FETÖ de onlardan bir tanesi. Öyle mi? Tabii tabii. Bu Biden'ın söylediği, aslında Biden'ı da aşan biz şeyi, Amerikan derin devleti şeyi Tayyip Erdoğan'ı askeri darbeyle yıkamadık ama siyaseten onu bertaraf etmenin yolunu arayacağız ve destekleyeceğiz. Onun tezahürüdür. Peki sen söyle, kısa bir Emin Bey'e gideceğim çünkü. Emin Bey'e gidin o zaman. Şimdi burada Emin Bey'e bir gidelim, sen sonra benim toplayın. Bir sürü tespitlerim tamam, var. Tamam, Emin Bey'e bir gidelim. Emin Bey, bu altılı Biden ittifakı ama Biden'ın kendine hayrı yok. Bunlar nasıl bir talimat aldılar? Siz de katılıyor musunuz buradaki yorumlara? Şimdi tabii ben biraz farklı bakmak istiyorum. Bunlar 6 ayı geçti, altılı masa toplantı üstüne toplantı yapıyor. Başlangıçtaki amaç neydi? Ortak aday belirlemekti. Bugünkü açıklama ne? Ortak aday belirleme. Demek ki bunlar avara kaslak gibi dönüyorlar ve Sayın Kılıçdaroğlu net olarak aday. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sında o belirlendi ama açıklayamıyor. Neden açıklayamıyor? Çünkü diğer unsurlar buna karşılar. İşte dün de İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu bir açıklama yaptı. Diyor ki Mansur Yavaş öne çıkan isimdir. Düne kadar biliyorsunuz İYİ Parti Ekrem İmamoğlu diyordu. O da masada aba altından sopa gösteriyor ama bizim gönlümüzde yatan isim Meral Akşener'dir diyor. Bunları Meral Hanım'dan ayrı bir şekilde, ona danışmadan böyle bir açıklama yapması mümkün değil. Yani söz iş dönüp dolaşsın, bize gelsin. Emin Bey bir araya giriyorum. Parti var. Hazır siz ve lafınızı etmiş. Isimler, Emin Bey bir araya giriyorum. Siz lafını etmişken o haberi bir dinleyelim. O Buğra neydi, Sabuncu mu Kavuncu mu, onun haberini bir dinleyelim. Kavuncu. Emin Bey, kimin iktidar olacağını HDP karar verecektir diyorlar. Ne diyorsunuz? Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor, herkes bir şey söylüyor ama çok önemli bir noktaya geliyoruz. Bakın, bu altılı masanın hedefine tek hedefi var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirmek, onun yerine kendi seçtikleri ismi getirmek. Ama
Dış basına bakıyoruz. Dış basında Türkiye'nin rolü son dönemde her ne kadar rahatsızlıklar varsa da artmış durumda. Bugün, dün daha doğrusu Le Figaro'nun yaptığı bir değerlendirme var. Şunu söylüyor, Erdoğan'ın izlediği politika Türkiye'yi vazgeçilmez bir aktör haline getirdi. Yani dünya Erdoğan'dan medet umarken, dünya Erdoğan'ın yükselişini yazarken, tabii bu rahatsızlığı da belirterek bizim altılı masa Erdoğan'ı göndermeye çalışıyor. Peki en fazla ismi duyulan kişi kim? Mansur Yavaş. Şimdi ben size bir belge göstereceğim. Bakın, Mansur Yavaş en önemli aktör, en başarılı görünen kişi, en fazla ismi duyulan kişi. Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde girelim bir bordro. Bu Temmuz bordrosu. Ve asgari ücret alan bir işçi var. İşçinin bordrosu bu. Asgari ücret alıyor ve işin ilginci, tamam, yani Ankara'da ilçe, evet, belediyelerinde bile asgari ücret alan hiç kimse kalmadı. Yani AK Partili Mamak Belediyesi'nde 7200 lira alınan en düşük ücret, bu giydirilmiş şekilde 8000 liraya geliyor. Esimeskut Belediyesi'nde MHP'li yine aynı miktarlar var. Evet. Başarılı denilen Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın işçiyi mahkum ettiği durum bu. Bir tek Ankara'da Mansur Yavaş'ın belediyesinde asgari ücret alan işçiler. Emin Bey, bu yani şimdi altılı masanın, Emin Bey geliyor mu sesim? Bu altılı geliyor. Masanın ortak adayı açıklayacağız demesi bu Mansur Yavaş olabilir de manasına geliyor mu acaba? Hayır, şimdi bakın, Mansur Yavaş olabilir diyorlar. En başarılı da onu gösteriyorlar. Kamuoyu araştırmalarında o çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu herkes tanıyor ama yüceltilen Mansur Yavaş'ın işçiye reva gördüğü bu. Evet. Şimdi bir kişinin başarısını nasıl ölçersiniz? Yatırımlarla, yaptığı hizmetlerle, bir de mahiyetine verdiği imkanlarla. Mansur Yavaş burada. Şimdi ne yapıyor altılı masa? Altılı masanın işi çok zor. Yani dünyanın kabul ettiği, dünyanın medet umduğu Tayyip Erdoğan'ı devirecekler. Onun yerine bir isim getirecekler. Onun yerine getirecekleri isimler kimler? Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve pankartlar asan, bütün altyapıyı çözdük diye pankartlar, evet, asan. Toparlarsanız süremiz azaldı. Günün ertesi, o ertesi günü suya batan bir İstanbul var. Yani o kadar zor durumdalar ki, evet, altılı masa. Onun için avara kaslak gibi dönüyorlar ve bu arada herkes de bir diğerini ekarte edip onun yerine kendi istediği, evet, ismi getirmeye çalışıyor. Bence asıl buradan bakmak lazım. Evet. Yani gerçekten zor durumda olan, şaka gibi bir altılı masa var. Toplantıları da bu. 6 ayda geldikleri noktada bu. Evet. Şimdi reklama çok az süre kaldı. Canan Barlas'a gideceğiz. Sonra bu iç siyasete devam edeceğiz. Sen bizi bu bölümü toparlayıp bir reklama yolla. Bu konuya devam edeceğiz. Geliyor mu ses? Dondu galiba şeysi. Sen duyabiliyor musun bizi? Duyamıyor. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Reklama şimdi gideceğiz. Duydum. Bu şimdi altılı duydum. Masa işini falan bir toparlayıp bizi reklama yollar mısın? Yani bu altılı masa işinde Sayın Pazarcı'nın da dediği gibi ya, o kadar açık seçik ya, Amerika'ya biçmiş Cumhurbaşkanlığını daha önce getirebilirse o Kılıçdaroğlu'nu getirebilecek. Kılıçdaroğlu'ndan daha başka birini bulabildi mi? Ben bu Mansur Yavaş'la onların ne kadar olacağını bilemiyorum. Çünkü iktidarda şeyde kaldıkça, görevde kaldıkça puan kaybediyorlar. Çünkü iş yapmıyorlar. Evet. Bence, evet, yani. Evet, bir, peki. Vatandaş olarak iş yapmıyor. Evet, şu anda anlaşılmıyor Canan Barlas'ın sesi. Onu bir şey yapalım. Abdurrahman, senin bir iki cümleyle şeyini alalım, reklama gidelim. Yani şimdi bu akşamki liderler buluşmasının birinci turunun son toplantısını yaptılar. 12 Ekim'de yapılacak. Şimdi burada açıklamalarında şu var. Seçim güvenliğiyle ilgili önemli şeyler, seçim güvenliğini konuşacağız diyor. Eğer iktidara gelirsek ekonomik kurumların reformun gibi bir şey. Bir de partilerimize baskı ve şiddet uygulamalarıyla mücadele edeceğiz diyor. Öfke ve nefretle mücadele. Ya bu ülkede öfke ve nefret dilini bizatihi kaldıran Recep Tayyip Erdoğan. Peki şimdi seni orada bir keselim. O kadar orada çok bir keselim. Şeyler... Reklama gidelim sayın seyirciler. Konu bitmedi.
Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Hemen geleceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın.